Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkurlu'nun refah payı hesabı ortaya çıktı. Kök maaşta yeni tablo. Milyonlarca Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklisini ilgilendiren refah payı hesabı ortaya çıktı. Türkiye'de milyonlarca Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklisi, Temmuz ayı itibarıyla maaşlarına 24 lük bir zam alacaklar memur emeklileri ise 19-31 lik artışla maaşlarını güncelleyecekler. Bu zamlar, kök aylıklarına ek olarak %5 lik ek ödeme tutarını da etkileyecek, böylece emeklilerin gelirlerinde önemli bir artış sağlanacak. Emeklilerin maaşları, önceki 6 aylık dönemdeki enflasyon oranı baz alınarak güncelleniyor. Temmuz zammı için Ocak-Haziran dönemindeki enflasyon oranı dikkate alınacak. Hesaplanan bu oran emekli maaşlarına doğrudan yansıtılacak. Temmuz ayında emeklilere yönelik 3 ayrı formül üzerinde çalışılıyor. Enflasyon oranının üzerine ek olarak belirli oranlarda artış yapılacak. Bu sayede emekli zamları %35'e kadar çıkabilecek. Tüm emekli gruplarının zam oranları eşitlenebilir. Örneğin, memur emeklileri ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin zam oranları arasındaki fark eşitlenerek adalet sağlanabilir. 10 bin Türk Lirası olan taban maaşın artırılması, tüm emeklilerin zam almasını sağlayacak. Bu düşük maaş alan emeklilerin de refah seviyesinin yükselmesine katkıda bulunacak. TBMM'ye sunulacak yasa teklifi, görüşmelerin ardından resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girecek. Emeklilere yansıtılacak bu artışlar, maaşların peşin alındığı Temmuz ayında hesaplara yatırılacak. Türkiye'de emekliler için Temmuz ayı itibariyle yapılacak bu zamlar ve ek ödemeler, emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirmeyi hedefliyor. Yapılacak düzenlemelerle birlikte emekli maaşlarının enflasyon karşısında daha dirençli hale gelmesi ve emeklilerin alım gücünün korunması amaçlanıyor.